Tabii özellikle merhum babam Adnan Oktar hocamızın Siyonizm Felsefesi kitabını çok yerde, canlı yayınlarda dahi, televizyon programlarında dahi göstermiştir. Oradaki Büyük İsrail haritasını hep örnek vermiştir, göstermiştir. O kitaptaki bilgileri gelen misafirlerine de aktarmıştır her zaman. Dünya Siyonizminin planlarını, düşünce yapısını, sistematiğini anlatmak için o kitaplardan örnekler vermiştir. Dediğiniz gibi Adnan Oktar hocamızın çalışmalarını da yakinen takip ediyordu. Ve tabii önemli bir hizmeti ifa ettiğini kendisi de ifade ediyordu. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten de bu ilmi mücadele çok önemli. Her zaman rahmetli babam da söylerdi, bak Hitler bütün dünyaya neredeyse hakim oldu. Ama saadet getirebildi mi? Hayır. Veya Napolyon'a örnek verirdi, derdi ki bütün Avrupa'ya, Balkanlara, her yere hakim oldu. Ama insanların problemini çözebildi mi, saadet getirebildi mi? Hayır. Amerika şimdi dünyanın hakimi ama dünya gözyaşı ve kan içerisinde. Niçin derdi bunun sonunda? Niçin? Çünkü İslam'dan nasiplerini almamışlar. Çünkü düşünce yapıları, inançları, yetiştirilmeleri, ilkeleri, prensipleri insanlığa saadet getirebilmesi mümkün olan şeyler değil. Temelden bozuk. Hak anlayışları yanlış, inançlarının temeli bozuk. Dolayısıyla ne Hitler, ne Napolyon, ne Bush, ne bir tanesi bunların insanlığa saadet getiremez. Saadet ancak İslam'la olur derdi. Bunun anlatılabilmesi için de tabii bu Hitler'in, Napolyon'un, işte bugün dünya Siyonizminin ve Amerika'daki bir takım yöneticilerin düşünce yapısının ilmi olarak ortaya konulması lazım. Onların inancının arkasında yatan temel özelliklerin ve bunların neden yanlış olduğunun, nasıl yanlış olduğunun anlatılması lazım. Bu yönde tabii Adnan Oktar hocamızın çalışmaları da çok faydalı. O Siyonizm felsefesi kitabında olsun, Darwinist felsefeyle, Darwinist inançla ilgili çalışmalarında olsun, onların düşünce yapılarını ortaya koyuyor. İnşallah tabii bunların ne kadar yanlış olduğu anlaşıldıkça insanlar bunlardan, bu yanlışlıklardan o kadar yüz çevirecektir. Ve inşallah Cenab-ı Allah'ın hak yoluna, hak dinine akın akın geleceklerdir. İnşallah bizler de o günleri görürüz. Bu yolda dediğim gibi bu büyüklerimizin, bu insanların tabii çabaları, gayretleri de hem dünyada hem ahirette inşallah en büyük mükafatlarla mükafatlandırılacaktır.